Enerji. İnsanlığın bitmek bilmeyen ama gün geçtikçe tükenme tehlikesinde olan önemli ihtiyacı. Kişi başına düşen enerji tüketimi gelişmiş ülkeleri gelişen ve gelişmemiş ülkelerden ayıran bir mihenk taşı. Örneğin dünya nüfusunun %5'ini bile oluşturmayan Amerika Birleşik Devletleri, tüketilen tüm enerjinin %25'ini harcıyor. Aynı şekilde uygarlıkları da tükettikleri ya da elde ettikleri enerjiye göre sınıflandırmak mümkün. Ayrıca daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz kardeş ev cetveli tam da bunu yapıyor. Tip 1 olarak adlandırılan uygarlıklar, üzerinde yaşadıkları gezegenin tüm enerjisini kullanabiliyor. Tip 2 uygarlıklar ise çevresinde dolaştıkları yıldızın enerjisinin neredeyse tamamını kontrol altına almış uygarlıklar olarak tanımlanıyor. Tip 3 uygarlıklar ise içinde bulundukları galaksinin enerjisini kontrol edebiliyor. Hepimiz biliyoruz ki gezegenimizin enerji kaynakları sonsuz değildir. Sınırlı ölçüdeki bu kaynaklar bir gün tükenecekler. Dolayısıyla o gün gelmeden konuyla ilgili önlemler almak zorundayız. Önlemlerden birisi güneşe kafes geçirmek olabilir mi? Düşününce biraz absürt gelebilir. Ama bu enerjinin absürtlüğü söz konusu bile değildir. O zaman güneşe kafes geçirerek enerjiye hükmetme projesi diyebileceğimiz Dyson küresine merhaba diyelim. ...1960 yılında ilk kez bu varsayımsal yapılar hakkında kurguyu ortaya atan İngiliz asıllı teorik fizikçi Freeman Dyson'a göre, yerel yıldız mahallelerinde bazı uyduları ve gezegenlere yerleştikten sonra akıllı bir uzaylı türü artan popülasyon nedeniyle çok daha fazla enerji tüketmeye başlayacak ve bunun sonucunda da böyle bir girişimde bulunmak isteyecektir. Bu uzaylı türünün endüstrisinin ve popülasyonunun her yıl düzenli bir şekilde %1 oranında büyüdüğünü varsayarsak, Dyson'ın hesaplamaları, türün işgal ettiği alanın ve enerji ihtiyaçlarının katlanarak artacağını, hatta 3000 yıl içerisinde trilyon katına çıkacağını ileri sürüyor. Güneş sistemleri teorik olarak Jüpiter büyüklüğünde ise türün mühendisleri gezegeni nasıl parçaya ayıracaklarını ve gezegenin kütlesinin nasıl küresel bir kabuğa yayacaklarını düşünmeye başlamalılar. Dyson küresi bir yıldızın tüm enerjisini elde etmek için onun etrafını saran ve bu enerjiyi kullanabileceğimiz enerji formuna çeviren bir yöntemdir. Dyson küresi yıldızın tüm yüzeyini kaplayan bir yapıdır. Yıldızın tüm yüzeyini saran reseptörler ile yıldızın tüm enerjisini istediğimiz bir yere ya da bataryalara yönlendirir. Diğer bir seçenek ise medeniyetin direkt Dyson küresinde yaşamasıdır. Kızılötesi radyasyonlardan dolayı Dyson kürelerini, uzaktaki astronotların, evrendeki diğer varlıkları tespit etmek için kullanabilecekleri bir tür teknolojik imza olarak kabul edebiliriz. Şu ana kadar çok az sayıda araştırmacı, Dyson kürelerini tespit etmek umuduyla geceleri gökyüzünün kızılötesi haritalarını taradı. Ancak hiçbir sıra dışı gözlem gerçekleştirilemedi. 2015 yılında Yale Üniversitesi'nde çalışan Tebete Boyajian adında bir astronom, Kik 8.462.852 isimli bir yıldızdan gelen ışığın gizemli bir şekilde kısıldığını kaydetti. Bu alışılmamış titreşim, araştırmacılar tarafından daha önce kaydedilen hiçbir veriyle eşleşmiyordu. Bazı araştırmacılar titreşen ışık düşüşlerinin yerleşik bir Dyson küresinden kaynaklanabileceğini düşündü. Bu düşünce medyanın ilgisini fazlasıyla üzerine çekti. Kurum tarafından diğer canlılık belirtilerini araştırmak amacıyla düzenlenen Boyajian anısına TEBI'nin yıldızı olarak adlandırılan teknolojik kampanyalarının altı boş çıktı. Dahası şu an bir sürü araştırmacı ışığın davranışlarını başka canlılık aramadan cevaplamaya çalışıyor. Dyson küreleri onlarca yıldır bilim kurgu dünyasının temelini oluşturuyor. 1937'ye kadar belirli bir galakside sistemlerin nasıl olduğunu, Dyson'ın düşüncelerini etkileyen bir Stapleton romanı, Star Maker, güneş enerjisini akıllı kullanım için odaklayan, tüm galaksinin karartıldığı ve ışık tuzaklarıyla çevrili olarak açıklıyordu. Yazarı Larry Niven olan Ringworld adlı romanda ise 1992 yılında yayımlanan Star Trek Next Generation bölümünde de olduğu yıldızları çevreleyen halkı şeklinde bir yapı olarak tanımlamıştı.
Peki ileriki zamanlarda bir Dyson küremiz olduğunda neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde çeşitli bilim kurgu romanları ve düşünsel olarak ekleyebileceğimiz şeylerden şu maddeleri ekleyebiliriz. Mesela biz dünya insanları olarak tip 2 bir medeniyetiz ve bir Dyson küremiz var. Yıldızlardan gelen tüm enerjiyi emerek dünyada depoluyoruz. Bir gün günümüzde hala tam olarak çözüm bulamadığımız bir doğa olayı olan meteor çarpması gerçekleşecek olduğunda elimizdeki enerji ile dünya yörüngesi kaydırılabilir, hatta Ay'a çarpması sağlanılarak bu felaketten kurtulunabilir. Veya günümüz bilim kurgu kitaplarına konu olan farklı gezegenleri terraformlaştırma, yani dünyalaştırmak için bu elimizdeki enerji kullanılabilir. Bu söylediklerim pratikte her ne kadar imkansız gibi görünse de teoride mümkün. Biz insan uygarlığı bile henüz tip 1 bir medeniyet olamamışken 300 yıl önce imkansız olarak görülen uzaya çıkmayı, Ay'a insan göndermeyi başarmış bir medeniyetiz. İşte bu noktada geçmişin hayalleri günümüzün gerçeği, günümüzün hayalleri de geleceğin gerçeğidir. Madde ve enerji ihtiyacımız gün geçtikçe artıyor. Bu ihtiyacımızı karşılayacak sınırlı madde olanaklarımız var. Hatırlarsanız daha önceki videolarımızda antimadde kavramından bahsetmiştik. Kısaca şimdi de özet olarak açıklayacak olursak, elde etmesi zor, enerjisi bol prensibini içeren maddenin ters ikiziydi. Enerji ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacaktır. Ama zorluğu yok değil. Dyson ise bir umut olabilir. Dünyada ürettiğimiz çevreye zararlı enerji kaynakları hem gezegene zarar veriyor hem de çabuk tükeniyor. Kısacası enerjimizi içte değil, dışta arama zamanı. Esas konu dünya dışı zeki yaşam formları ararken zihinlerimizi biraz da olsa açmak ve bu tür konularda geleneksel yaklaşımlarımızın dışında bir yaklaşım göstermemizdir. Dış gezegenlerde yaşam arama mücadelemizde binlerce yöntem denendi ve hiçbiri yeterli etkiyi gösteremedi. Uzaylıları hep aklımızın yanında filmlerin, kitapların veya dergilerin kurguladığı şekilde hayal etmemizin bize birçok yararı olduğu kadar zararı da olacak. Eğer onları bulacak olursak onlar hakkında hüküm verdiğimiz sanılarımızın doğru çıkması hiç de olası değil. Bu durum bizim çöküşümüz, yok oluşumuz ya da sonumuz olabilir. Temkinli ilerleyerek daha doğru adımlar atmak dileğiyle ileriki videolarda görüşmek üzere.